sevgili arka taraftan su geldi, her tarafım sırılsıklam oldu. Ertan 45 teknesi karşımızda. Maşallah, subhanallah Mehmet. Ne yaptın Mehmet? Valla Hopez'den artık çubuğa geçeceğimi anladım abi. Geçtin mi? İşte ustama... O balık kadar kendi kendine tutmuştur, sen değil Mehmet. Yanlış mı söylüyorum? Gelene kadar düşmemiş. He? Bir şeyler oldu ama ben... Oldu değil mi? Anlayamadın. Mehmet rast gelsin. Sağ ol. İlk linki açtım. Hadi rast gelsin. Sağ ol. Hemen gidelim. Her an işte bir balık. Oyun oldu bile. Hayır. Nasıl yapacaklar şu kopası? Yoğurtlu mortlu diyorlar falan filan. Yoğurtlu mu yapıyorlarmış? Kopesi yoğurtlu mu yapıyorlarmış? Öyledir lan. İlk defa duydum baba. Valla bak şu kaptanlara sor, sen de ha, o, tamam ben biraz sonra Şefik'i konuşturayım. Konuştur abi. Coştu arkadaşlar, tekne yine coştu. Bugünkü avımızı Şefik Çetinöz kaptanla yapıyoruz. Kazıklı koyundan çıktık. Mera'dayız. Çupra, kupes, levrek bol miktarda geldi arka taraftan. Maşallah, subhanallah. Abi kısaca seni oradan bir tanıyabilir miyiz? Bana dönüp isim, soy isim, nereden geliyorsun, ne iş yaparsın? Biraz yüksek ses tanıyacağım yalnız. Nail'den gidiyoruz. Artık Mustafa. Meslek nedir? Marangoz. Rast gelsin. Hemen karşımızda Şefik Kaptan. Şefik Kaptan, kısaca seni tanıyabilir miyim? Ben Şefik Çetinöz. Kazıklı koyundan çıkıyorum. Valla bu işi 4 yıldır yapıyorum. Tekneme bugün geldiği için teşekkür ederim. Abi. Teknemizin adını alabilir miyiz? Teknemizin ismi Nerissa 1. Nerissa. Nerissa 1 teknemiz arkadaşlar. Kazıklı koyundan çıkıyoruz. Bunu özellikle söylüyorum. Şefik Kaptan zaten bölgenin tanınmış kaptanlarından. Bunu da özellikle söylüyorum. Bugünkü avımızda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlarımız bizim kupes, levrek ve çupra almaya devam ediyorlar. Bir Turgay İnanç Balıkta programına buradan sizlere hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar hepinize rast gelsin. Rast gelsin. Evet arkadaşlar, canlı heyecanlı programın açılışını yaptım ve aynı zamanda balıklar görmüş olduğunuz üzere teknemize ağır ağır gelmeye başladı. Bu arada tabi dalgalı hava görüyorsunuz. Denizde tabi herkesi deniz tutmayacak diye bir olay yok. İşte görmüş olduğunuz arkadaşımız da birazcık deniz tuttu. Olsun, sıkıntı yok. Evet, biraz kendini rolantiye al. Karşıya bakmaya devam ediyorsun. Dağları seyret. Evet arkadaşlar, hava bayağı yüksek ama biz balık tutmaya devam ediyoruz. Mehmet, ne haber Mehmet? Sağ olasın abi. Balık tutmaya çalışıyorum abi. Tutuyor musun peki? Çok şükür, ustamdan öğrendiğim kadar abi. Usta kimmiş? Barış Giren abi. Bölgenin tanınmışlarından o da he? Ege bölgesinde üstüne yap. Hadi be, geçeceksin o işi. Herkes kendi ustasını öyle yapıyor yalnız. Bak, bir yanında baba var. İkide bile sanki sandalyeden düşecek, deniz uçacak gibi. Oğlu da ona saldırıyor, yemin ederim. Biraz sonra onu da tanıştıracağım arkadaşlar sizlerle. Arkada Mehmet güzel bir balık alıyor. Tanıştır. Evet, arkadaşım senin balığı da bir göreyim bak. Oo, maşallah. Her taraftan geliyor arkadaşlar. Çupra mı? Yok. Evet. Abi bir adet çupra, bir adet kupes. Yan tarafta abimde de bir tane kupes var. Evet arkadaşlar. Devam. Rast gelsin. Arkadaşlar, hırçın denizimiz de şöyle, Ege böyle hırçınlaşabiliyor. Sanki Karadeniz'den mübarek el aldı. Arkadaşlar, Ertan Kaptan. O ne yapar orada la? Allah'ım ya Rabbim ya. Gelsin, balık olsun da ne olursa olsun baba ya. Hadi. Ne gel? He. Abi, mükemmel tadı var, biliyorsun değil mi onun? Dalından yakalıyoruz abi. O, yakala abi, sıkıntı yok. Ben de buradan buraya yedik yani. Olsun abi, işte yandan alınca böyle geliyor. 10 kiloluk balık gibi görüyorsun. Hissediyorsun. Her zaman diyorum Barış. Herkes kalıbına göre diyorum ama Barış kalıbının da üzerinde tutuyor. Barış ne dersin? Şu, tam ortaya al Barış, bana bu tarafa. Göreyim Barış. Biraz bu tarafa gel. Gel bu tarafa. Ben de çıkayım da. Oh maşallah be. Süpersin Barış, rast gelsin. Eyvallah, teşekkür ederim Turgay abicim. Kulağının ucundan öpücük almışım. Aldın mı? Aynen, baksana. Aa, kaçmak üzere ama. Benim ustam Turgay abi. Ustan mı? Benim ustam. Yani Barış Giren. Aynen, Barış Giren benim ustam abi. Rast gelsin. Abi, öğrettiğim arkadaşlar bunlar. Al. Evet, levrek geldi arkadaşlar. Ne diyorsun valla? Evet sevgili dostlar, şu anda bulunduğumuz merada kupes, levrek, çupra. Arkadaşlar, bir arkadaşımız kupes aldı, bir arkadaşımız levrek. Arkadan yine bir kupes geliyor. Coştu deniz bugün yine ya. Evet, yan taraftan da geliyor arkadaşlar. Abi sen yan tutmaya alıştın balığı yalnız ha. Yandan. Kapatma. Çiften çıktı. Hadi bakalım. Sallıyor giriyor. Tahminin balıkta nedir? O balık ne? Hangi balık o? Allah, bilmiyorum abi. Kupes geliyor. İnşallah. Yani şu an kapatıyoruz. Kapatıyoruz da çupradır abi. Olabilir. Kaldırdık. Kupes. Yine ben şanslı çıktım arkadaşlar. Rast gelsin. Eyvallah. Evet arkadaşlar, durmak yok. Evet. Çalışıyoruz. Gidim ve Barış Giren'den bir çupra daha geliyor arkadaşlar. Evet Barış. Bu havaları seviyoruz abi. Seviyor musun? Evet. Rüzgar... Bu arada karavın da hayırlı olsun. Karavını da başladın. Aynen abi. Ümrelerimizi aldık. Evet. Elbisemizi de aldık. Evet. Bir düdüğümüz eksik Turgay abi. Abi onu da bulacağız. Onu da bulacağız. Ondan sonra buradan kime gönderme yapayım biliyor musun? Düdüklerimiz bize ücretsiz gelsin. Allah. Evet sevgili programcılarımız. Ankara postası size duyurduk biz artık bunu. Artık bize bir tane düdük gönderirsiniz. Maşallah subhanallah çupra arkadaşlar. Geldikler, güzel balık. Çupralar bizden abi. Rast gelsin Barış Giren. Teşekkür ederim. Devam. Eyvallah. Kimin ustası ya? Kimin ustası? Evet arkadaşlar teknemizde bir kupes daha. Kısaca abi, sizi tanıyabilir miyim? Mehmet Tokmak, Manisa, demir doğrama meslek. Her hafta geliyorsunuz. Aşağı yukarı 15 günde. 15 günde bir kere. Yeterli zaten. Evet arkadaşlar. Manisa, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mardin her taraftan kazıklı koyu ve atbük koyuna akım var. Özellikle söylüyorum. Programlarımızı yapmaya başladıktan sonra tüm Türkiye'de arkadaşlarımız kaptanlarımızı ve beni özellikle aramaya başladılar. Abi mera nasıl mimara? Nasıldır durumlar diye. Arkadaşlar anlatmıyorum. Gösteriyorum arkadaşlar biz. Biz anlatmaya gerek de duymuyoruz. Yani işte görmüş olduğunuz üzere ekranlardan bu balıkları sizlere göstermeye çalışıyoruz. Yine tüm arkadaşlarıma rast gelsin diyorum. Şefik Kaptan ne haber? Nasıl durumlar? Abi valla durumlar şu an iyi. İyi değil mi? Fena değil. Yavaştan başladık. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet yine arka taraftan bir balığımız daha geliyor. Evet var mı Fatih? Oo, evet arkadaşlar teknemizde kolyoz eksikti. Kolyosumuz da geldi. Ama bu kolyos ne yaptı biliyor musunuz? Hepsini hallaç pamuğuna çevirdi arkadaşlar. Ortalık karıştırıcı balık. Bu balığı aldığınızda arkadaşlar yukarıya aldığınızda suratlı alın özellikle. Evet sevgili dostlar. Arkadan tekrar bir levrek geldi. Şöyle abi azıcık şurayı bir alayım. Evet geldim. Evet arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Esasında levrek, çupra, kupes aynı anda olmuyordu ama maalesef demeyeyim. Mükemmel arkadaşlar. Hepsi beraber olmaya başladı. Kısaca sizi bir tanıyabilir miyim oradan? Yüksek sesle. Mehmet Salihli. Salihli. Meslek nedir Mehmet Bey? Balıkçı. Balıkçı. Rast gelsin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere teknede durmak yok. Herkes çalışıyor. Bir arkadaşımızın haricinde. O da rahatsız oldu. Tabi deniz tutmaz demeyeceksiniz. Deniz tutuyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız da dinleniyor. Evet sevgili arkadaşlar baba oğul. Baba oğul. Birisi 40 kilo, birisi 70 kilo az. Vay be. Üstten abi mükemmelsin abi. Olsun yeter abi. Işte. Yeter. Teknede sandalye bir sağa bir sola gidince kardeşim babasını şaktan tutuyemem. Babam deniz uçarsa ben de peşinden giderim diye ama biz babayı gönderir miyiz denize? Şöyle döndüğümüzde abi kısaca bana bir dönersen abi seni bir tanıyabilir miyiz? Bana dönersen abi bak. Heh, bana dön abi şöyle. Heh. Ben Manisa Salihli'den. Evet. Kokoreççi İsmail. Oo maşallah çupra geldi. Şefik bu tarafa bir gel. Evet. Kokoreççi İsmail. Kaç yıllık meslek? 46. Maşallah baba oğula el verdi. Aynen. Dediğim gibi babada kupes, oğulda çupra. Sen mi öğrettin bunu? Evet. Sen öğrettin değil mi bunlara balıkçılığı? Şöyle balığı atma bir. Hemen şöyle balığı bir görelim. Evet sevgili dostlar. Balığı görün. Babadan oğula. Sizi de bir tanıyalım. Benim adım Göçkün. Bana bir dönersen. He. Adım Göçkün, Manisa'dan. Evet, meslek nedir? Kokoreççilik. Babadan oğula mı geçti diyorsunuz? Aynen öyle. Peki balıkçılık? O da babadan. Rast gelsin. Eyvallah. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, Akbük ve Kazıklı koyları meraların en sağlam olduğu meralar. Özellikle buradan Türkiye'deki tüm dostlarıma söylüyorum. Bugünkü avımı Kaptan Şefik Çetinöz'le yapıyorum. Hizmette kusur yok. Bundan sonra hiçbir tekniğe gitmeyeceğim. Ertan 45 beni alamaz bir daha. Tamam. Ben de geliyorum sen. Tamam abi. Çünkü servisi ya, sınır yok, sınır. Tatlısından tut, sucuğundan, yumurtasından, ekmeğinden. Abi bu nasıl bir hizmet ya? Ne dersin Çevik? Abi her zaman başım üstü, her zaman. Evet arkadaşlar. Hiçbir kaptanımı buradan üzmüyorum. Şaka söylüyorum tabii ki. Hepsi bizim. Hepsi de dostumuz, arkadaşımız, kardeşlerimiz. Buradan tüm denizde av yapan dostlarıma rast gelsin diyorum. Tüm kaptanlarımı da dalgasız havalar diliyorum. Ne derlerdi ona? Ne tamı betamı bir şey derlerdi. Yönünüz net olsun değil mi? Evet. Kaptanlarımı da buradan selamlarımı iletiyorum. Avımız yine görmüş olduğunuz üzere tam hızıyla devam ediyor. Arkadaşlar beni kopez dedi mi bilen bilir. Kaç tane? Kaldır. Şu an 2 iğne var, 2 tane kopez var. 7 iğne olsun, 7 tane kopez var. Maşallah Mehmet, ne kadar büyük konuşuyorsun sen öyle ya. Kopez benim işim abi. Hala bekar mısın Mehmet? Hala bekarım. Evlendireceğim seni Mehmet. İnşallah abi. Hadi rast gelsin. Fazla şey yok, hadi devam. Tamam, teşekkürler abi, sağ ol. Ya nasıl bir ses geliyor ya, sanki şanzımanı yakacakmış gibi bir halim var. Vallahi abi kolları yaktım. Evet, ooo abi, levrek baba levrek. Hadi abi buna da değer. Evet, kısaca bana dönersen, kesin seni de bir tanıyabilir. Adınız, soyadınız, mesleğiniz nedir? Ali Sarıkaya, memurum. Manisa Salihli'den geliyorum. Evet sevgili dostlar, şu andaki balımız levrek ve kiloluk bir levrek arkadaşlar. Biraz da aşağı indirirsen, aşağı göbek hizanıza indirirseniz öyle göreyim. He. Mükemmelsiniz. Rast gelsin. Teşekkürler. Evet arkadan çupramız geldi. Yandan aldığı için. Evet bir olta daha var orada arkadaşlar. Evet Barış Giren'den bir çupra daha. Barış şöyle bir görebilir miyim Barış? Ay maşallah Barış'ım be. Evet yine kolyoz arkadaşlar. Bugün teknemizde bayağı çeşit olmaya başladı arkadaşlar ya. Evet arkadan bir balımız daha geliyor. Şu anda onu buradan kestirmem benim mümkün değil ama büyük olasılıkla çupra arkadaşlar. Ay maşallah maşallah, yine geldi teknemizin çuprası. Kısaca seni bir tanıyabilir miyim oradan yüksek sesle bana? Bana döneceksin ama bak. Heh. Adın, soyadın, mesleğin. Nereden geldin? Denizli'den geliyorsun. Devamlı geliyor musun? Rast gelsin. Evet Mehmet'ten de bir kopez, iri kopez. Mehmet sen ne yaparsın oğlum? Ben abi balık tutuyorum. Balık tutuyorum abi. Rast gelsin. Sağ ol abi. Diyeceğim bir şey var mı? Yok. Barış abime selamlar. Niye? Türkiye'deki bütün dostlarına selamlar. Öyle yok. Barış Giren bitti. Aynen. Ustalığı geçti. Doğru söylüyorsun abi. Çünkü... Şimdi özellikle Şefik Çetinöz balık tutturuyor. Evet abi. Bir kişiye mi selam söyleyecek bu adam? Hayır abi doğru. Ben de hata pardon. Türkiye ve Almanya'daki bütün dostlarım abi. Rast gelsin diyoruz. Yazın balık tutturamadım kusura bakmasınlar ama işte bu balık da kışın oluyor be abi. Rast gelsin. Kışın gelmeleri lazım. Evet arkadaşlar avımız tüm hızıyla devam ediyor. Görmüş olduğunuz üzere tüm arkadaşlarımız bir kişi haricinde, o yatıyor yalnız. Ne yaptın? Biraz kendine gelebildin mi? Bana bir dön bakayım bir. Şöyle suratını bir göreyim. Yok abi ya. Hayır. Gelemedin mi daha? Hava patlak da abi. Evet. O da senin şansına be oğlum. Öyle abi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet. Devam ediyoruz. Hemen bir balımız daha zannedersem geliyor arka taraftan. Geliyor. Açmaya kadar. Gelmiyor mu? Geliyor abi, geliyor. Gelmez olur mu be? Çatır çatır geliyor. Abi. Ege'nin sularını yararak geliyor balık ya. Ay maşallah maşallah. Evet. Aman Allah'ım. O nedir abi? Bu kamışı kıracak gibi geldi o balık ya. Utanıyor şimdi arkadaşlar. Ekrana konuşmaya. Kafayı da çevirmiyorlar. Abi balık balık olsun. O balık da bizimdir. Rast gelsin. Hadi ne yapalım biliyor musun abi? O balığı suya atalım mı? Atalım değil mi suya? Küçük arkadaşlar. Çıkaramadım ben aldığımdan. Evet, zede vermeden arkadaşımız çıkartmaya çalışıyor balığı. Küçük balığı sal, büyük balığı al. Evet. Evet. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere karşı tarafı yine yağmur bulutları kapattı. Maşallah denize balımız atıldı. Şu anda az önce karşı dağları göstermiştim. Karşı dağlar görünüyordu arkadaşlar. Bakın şu anda dağlar görünmüyor. Yağmur da denizin bir kısmına yağmaya başladı. Henüz daha bize ulaşmadı ama ulaşmak üzere. Biraz sonra yani bir dakika, iki dakika sonra yanımızda arkadaşlar. Biz buradan hissediyoruz denize, yani yağmurun yağdığını buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Ve sağanak yağışı zannedersem. Bu taraf çok kapalı. Evet arkadaşlar, bir taraftan da kovalarımız maşallah dolmaya başladı. Tabii bu, evet hemen yanımızdan bir balık daha geldi. Evet, görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar tahminlerimizde doğru çıktık. Yağmur şu anda bize ulaştı. Bereket tabi Ege'ye bu yağmurun yağması gerçekten iyi. Ama şu anda biz balıkçılar için de birazcık kötü. Ama bu bereket yağsın arkadaşlar. Barış Giren, ne yaparsan yap, o balığı kurtarmayacak, o balık kurtulmayacak ondan. Nasipte ne varsa o gelecek Barış Giren. Nasibimiz ne varsa. Heh, nasipte kupeste kupes. Maşallah bak, Mehmet'in nasibinde ne geldi? Çupra. Evet Barış Giren, görmek istiyorum o balığı Barış Giren. Evet arkadaşlar, birisi çırak, birisi de usta. Ne dersin Barış? Abi Nazir için usta ve çırak. Sağ olasın abi. Mehmet süpersin. Çok teşekkür. Boynuz kulağı geçti. Evet abi, hep ustam sağ olsun. Ustam sağ olsun. Ve siz sağ olun. Evet Barış, eline sağlık, emeğine sağlık. Rast gelsin. Abi az bir şey yapalım. Evet, mükemmelsin Mehmet. Rast gelsin. Her yerden geldi ya gerçekten. Olsun. Nasip, nasip, nasip. Atalarımız ne demiş abi? 40 gün taban eti, bir gün av eti. Alttan bir hayvan vurmuş ona. Aynen. Kaptan Şefik Çetinöz. Ne kadar mutlusun Şefik ya. Balık çıkınca kaptanlarımızın hepsi mutlu oluyor değil mi Şefik? Aynen. Evet Mehmet. Bugün bana tuttuğum balıkları tek tek bir say. Neler tuttum bugün? Aslında ben biliyorsunuz Barış abimin çırağıyım. Kopez için gelmiştim. Evet. Kopezimi tuttum her zamanki gibi. Benim değişmez balık. Sonra çupramı tuttum. Evet. Bir şimdi alınır. Levreyi de almasam küser. Olmazdı. Alındı aşısında kendisi aşağıya düştü. Aynen. Peki bugünkü yine teknede kolyoz var. Kolyoz aldın mı hiç? Kolyoz alamadım ama... Onu da bekliyorum senden. Tabii ki. Tabii ki. Hadi rast gelsin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler kaptanımıza, size, Barış abi ve bütün arkadaşlara. Abi bir öğrenmişsin Barış abi. Abi kaptan Çetinöz'e bir şey söylemiyorsun. Turgay abine de bir şey söylemiyorsun. Kaptana da teşekkür ederim canım. Tabii ki canım. Turgay abim tabii baş tacı. Yok Turgay canım. Bizim babamız ya, nasıl olur? Rast gelsin. Turgay İnanç babamız, denizler nasıl da öyle mi diyorlar? Yeter, esprin yetti bana. Evet sevgili dostlar, her zaman dediğim gibi küçük balık yoksa büyük balık da yok. Evet Barış, biraz önce benim haberim yoktu, bu balığı aldım. Aynen abi, İstesem kovaya da katabilirdim ama bize yakışmaz. Vicdani sürküleri devreye koydun. Çünkü güzel bir çıpra, büyüyecek. O zaman tutacağız abi. Bu seneki en iri çupram ne kadar? 2 kilo 100 gram geldi abi. Maşallah, subhanallah. Hemen salalım abicim yani onu. Salacağız, onları yakalayacağız. Evet arkadaşlar, uçakladı ve gitti. Barış, emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Bunlar gibi, bunlardan az bir ayar daha büyüklerini sallıyoruz abi. Daha büyüklerini yakalayabilmek için. Rast gelsin. Teşekkür ederim. Tabii bu tanımı biz şey için yaptık arkadaşlar. Çupra için yaptık. Çuprada yine limitimizi söyleyelim buradan. 20 santim. 20 santimin altındaki çupraları kesinlikle teknemizde alıkoymayalım arkadaşlar. Diğer balık türleri için zaten hepsinin belli bir limiti var. 5 kilo ve bireysel bazda, adet bazında. Bunu da 4/2 tebliğlerimizden öğrenmek isteyen arkadaşlar Google üzerinden indirebilirler. 4/2 tebliğ dediğimizde bütün sorumluluğumuzu görmüş oluruz. Özellikle rica ediyorum sizden 4/2 tebliği herkes okusun arkadaşlar. Hay maşallah be, yine Mehmet Sığırcıklı neydi Mehmet? Yapıştırdın mı Mehmet'im? Evet abicim. Hadi bakalım Mehmet'im. Çıpıra mı? Evet abicim, çıpıra. Düşürme. Hemen dön. Oo! Teknenin emri balığı. Her zaman demişimdir. Küçük balık yoksa büyük balık hiçbir zaman yok. Küçükler suya, büyükler tavaya. Turgay abime çok teşekkürler. Tabii ki Şefik Kaptanımıza da teşekkür ederim. Küçük balığı salırsan büyük balık her zaman gelir. 5 dakika önce ustan ne yaptı? Küçük balığı saldı. Çırağı ne yaptı? Büyük balığı tuttu. Rast gelsin. Çok teşekkürler. Kısa bir de not söyleme şansın var mı? Var tabii. Denizler evimiz, Turgay İnanç babamız. Allah'ım ya Rabbim, Mehmet sen nasıl bir insansın ya. Rast gelsin. Çok teşekkürler abi. Çok teşekkürler. Barış abi. Evet. Küçük iğne büyük balığı alıyor. Büyük iğne küçük balığı da alıyor yani. Alıyor mu diyorsun? Alıyor. Her zaman büyük yapacaksınız zaten. Bak, bu normal pozisyonuna girer de salmak lazım değil mi abi? Ne yapacaksın peki onu? Salacağım abi ya, bunlar bize yakışmaz. Abi o 25 santim civarında yalnız Barış. Olsun abi, doğal bu. Doğada büyümüş. Hadi bakalım o zaman Barış. Bak gibi abi. Hadi oğlum. Bir de gel. Vallahi Barış, takdir ediyorum seni. Sağ olasın. 4 sınır iğneyle alıyoruz bu balık. Model verebileceğin mi oradan? Fudo'nun neyi? Fudo değil mi büyük? Evet abi. Fudo 4-0 iğne. Çapraz. Çok uzun bir çupra iğnesi. Bunu tavsiye ederiz. Yılan dili tek tak. Bizim devamlı takımımız. Rast gelsin. Teşekkür ederim. Güneydoğu'dan Güneybatı dönüyor. Tam tersi olacağız. Oo. Vay maşallah be. Evet Barış. Çok nedir güzel o? Bir çupra aldım abi. Çupra aldın değil mi? Porsiyonluk. Tam mı porsiyonluk? Ne akşam mı yiyeceksin onu? Abi. Bu evet. Yaramazlar bugün şey anaokulu, ana sınıfında öğretiyoruz gibi. Hani değil mi? Zararlarını bana. Evet. Ne yapıyoruz peki onu Barış'cığım? Salıyoruz abi. Çok hadi güzel bakalım. Bir balık. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Baba bu var ya resmen ölmeyi unutmuş. Resmen. Unutmuş bu değil mi? Arkadaşlar görmüş olduğunuz kufes gerçekten ölmeyi unutmuş. Evet, yeri buradan Turgut hocamın kulaklarını çinleteyim. Hocam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde küçük bir balık tuttuğun zaman ne diyordun biliyor musun? Ya abi, bu ölmeyi unutmuş Turgay abi diyordun. Ya hocam, gözünü seveyim bak, bu türünün trofesi. Bak hocam, yemin ediyorum bak. Hocam bu ölmeyi unutmuş mu, unutmamış mı? Buradan yine yeniliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde amatör olta balıkçılığı yapan tüm dostlarıma gelsin. Hepinize rast gelsin. Rast gelen. Yine arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere trofe avlarımıza devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz balık kendi türünün trofelerinden sarpa. Vallahi maşallah. Kime gönderiyoruz abi bunu? Manisa Salihli'de. İsmail abi ya. Asker arkadaşıma gönderiyorum. Burada konuşalım. Kime gönderiyorsun? Asker arkadaşıma gönderiyorum. Adını alalım. Adını? Ozanettin Turanoğlu. Evet. Hediyemiz olsun. Rast gelsin. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir sarf arkadaşlar. Gel babacığım. Gel. Seninle bir şişe rast geçeceğim. Gel. Ne yapıyor? Evet. Ay maşallah. Evet sevgili dostlar. Yine bir çupra. Abi kısaca seni bir tanıyabilir miyiz? Murat Manisa'dan. Meslek nedir? Emekliyim. Emeklisin. Zaten biz emeklilerin başka işi yok. Ya balık ya kahve. Ama kahve köşelerinde durmuyoruz. Balık diyoruz. Balık diyoruz. Evet arkadaşlar. Buradan da tüm emekli kardeşlerimize rast gelsin diyoruz yine. Bak lambuka yine atlıyor Turgay abicim. Valla lambukaya falan atmam. Şimdi şu anda seni çekiyorum. Ne kadar yalvarsan da abi lambukaya at desen de atmıyorum. Tamam, Barış. Gözüm sende. Çupramızı görelim. Gözüm sende. Oo iyi güzel maşallah subhanallah. Evet Barış, mükemmelsin Barış. Teşekkür ederim. Rast gelsin abim benim. Şimdi ben lambukaya. Yandan alınca öyle oluyor. Şimdi bu da, burada da ölmeyi unutmuş bir balık geliyordu. Değil mi? Bu da kuyruğundan takılmış. Tabii. Biraz daha zorlanacaksan çekilecek tabii o balık. Ayna yaptı. Evet bu da yandan mı? Ağızdan. Yok. Bu da kafadan. Aha. Maşallah maşallah. İyi ama yine. Evet.